başka bir şey söyleyemeyiz bununla ilgili. Peki hocam, şimdi salgındaki endişe verici gidişatı da konuşacağız ama sizin bir açıklamanız vardı aşı karşıtları tarafından tehdit edildiğiniz yönünde. Hem geçmiş olsun diyelim hem de Halk TV izleyicilerine nasıl tehdit edildiğinizi anlatır mısınız? Çok bir tehdit gibi değil. Yani alıştık artık bizler. Daha önce biliyorsunuz Esin Şenol Hoca'nın başına geldi, Mehmet Hoca'nın başına geldi. Yani bir konuda bir şeyler söylediğiniz zaman Türkiye'de garip bir tutum var. Hemen bir kutuplaşmaya doğru gidiliyor ve insanlar sizi karşıt cepheye alıp saldırıya geçiyorlar. Şu anda da olan buna benzer bir şey. O anlamda aslında bunu Türkiye'deki sağlık çalışanlarına yönelik olan genel şiddetten veya genel davranıştan çok da ayırmıyorum ben. Böyle bir alışkanlık haline geldi Türkiye'de. İşte bilimsel gerçekliklere, bilimin öğretilerine saygı duyan insanlara böyle bir saldırılar olur. Hakaret, daha çok hakaret içerikli mesajlar alıyorum. Bu çok ilginçti. Boğazıma ip geçirip işte dar ağacında sallandırmaktan bahsediyorlardı. Evet, bu olabilecek bir şey. Yani normalleştirmemek gerekiyor bunu, biliyorum ama artık o kadar alıştık ki biz buna. Ama bu konuda hani biz bilimsel gerçekleri birçok bilim insanı gibi ben de dahil olmak üzere söylemeye devam edeceğiz. Bunu bir aşı karşıtlığı olarak da nitelendirmemek gerekiyor. Türkiye'deki o her olgunun böyle bir siyasi yöne doğru çekilip kutuplaştırılması olarak bakmak gerekiyor. Şimdi bu aşı olayı da buna benzemeye başladı. İnsanlar hemen bu konuda da kutuplaştılar. Bir grup var, aşı karşıtıyız deyip sosyal medyada her tarafta aşı olunması gerektiğini uygun bir dille anlatan bilim insanlarına saldırıyorlar. Kendi haklılıklarını kanıtlamak için. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bilimsel gerçeklikleri anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin bugün gelen mesajlardan bir tanesi çok ilginçti. Biliminizi de alın, defolun gidin diyordu. Yani şimdi hani bilimi alıp defolup gitmek, hani ben giderim yani gitmesine. Ben ülkemi seven bir insanım. Bir yere de gidecek halim yok sonuçta. Burada hastalarıma bakıyorum, bilimsel üretim yapmaya çalışıyorum. Ama bir ülkeden bilimi kovmaya kalkarsanız o zaman o ülkede gelişmeyi durdurmuş olursunuz. Yani bilimsel gelişmeyi durdurduğunuz anda o ülke ne yazık ki hani hedeflemiş olduğumuz o çağdaş uygarlık seviyesine hiçbir zaman ulaşamaz. Bizim önümüzde bir örnek var, bir söz var. O sözün gereğini yerine getireceğiz, hiçbir zaman da unutmayacağız. Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir. Bundan başka bir şeyi tanımak da cahilliktir, aklı başında olmamaktır. Yani bu sözü hep örnek alarak bu sözün gereğini yerine getirmeye de devam edeceğiz. Bizler ve ben de dahil olmak üzere tüm bilim insanları. Öyle ülkeden de bilimi alıp da gitmek yok. Biz bu ülkede bilim üretmeye devam da edeceğiz. Ne olursa olsun aydınlanma felsefesi doğrultusunda bu ülkenin cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Bu alandaki pek çok insan gibi bunu yapmaya devam edeceğiz. Ben ve diğer bilim insanları da sporda da dahil olmak üzere, sosyal alanda da dahil olmak üzere, bilimsel alanda da dahil olmak üzere. Bizler biliyoruz ki bu ülkenin geleceği bilimle kurtulur. Bilimsel gelişmeye açık olmak durumundayız. Bunu ta 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de çok güzel söylemiş. Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir. Başka bir kural da yoktur. Yine çok güzel bir örnek. Otoriter rejimlerde otoriter yapılar her zaman kendileri gittiğinde devletin veya milletin yıkılacağını söyler. Ve o nedenle başta kalmaları gerektiğini ve bu şekilde yürümesi gerektiğini söyler. Ama yine Atatürk'ün sözü, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiştir. Yani bunu söyleyebilen lider aslında liderdir. Bunu bu şekilde algılamak gerekiyor. O bilimin öncülüğünde bu ülkede çalışmaya devam edeceğiz. O konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Biz de görüşlerinize başvurmaya devam edeceğiz. Şunu sormak istiyorum hocam. Sadece Türkiye'ye has bir durumdan söz etmiyoruz aslında. Dünyanın birçok yerinde, Batı ülkelerinde de böyle aşı karşıtlarının sesi giderek daha yüksek çıkmaya başladı. Türkiye'de de böyle bir durum var.
Ama ortada geniş bir kitle var aslında. Aşı tereddüdü yaşayan kitleler. Türkiye'de de onu görüyoruz. Birinci dozla ikinci doz arasındaki farklı özellikle. Aşı karşıtları nasıl ikna edilmeli? Aşı karşıtları, pardon, düzeltiyorum. Aşı tereddüdü yaşayan kişiler nasıl ikna edilmeli? Evet. Evet, bu çok önemli bir ayrım. Bu ayrımı mutlaka yapmak gerekiyor. Şimdi bir aşı karşıtlığı var zaten. Ona bir şey yapamıyoruz. Yani işte her aşıya karşılar. Çocukluk çağı aşıları da dahil olmak üzere. Ama biz biliyoruz ki yine bilimsel gerçeklik olarak aşılar bugüne kadar milyonlarca, milyarlarca çocuğun yaşamını kurtarmış, milyarlarca insanın yaşamının sürmesini sağlamış tıbbi ürünlerdir ve geçtiğimiz yüzyılın en önemli tıbbi ürünüdür. Bu yüzyılın da devam etmektedir bu önem. Şimdi o aşı karşıtlığı konusunda yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü onların argümanlarına yanıt vermeye kalktığınız zaman her seferinde başka bir yalan ve başka bir uydurma haberle karşınıza çıkacaklardır. O nedenle de onları bir köşeye bırakmak gerekiyor. Ama aşı tereddütü dediğimiz durum söz konusu birçok insanda. Özellikle COVID-19 aşısına karşı. Yoksa o insanlarımız daha önceki aşı kampanyalarında da gözlemledik biz bunu. Anlattığınız zaman o aşıları oluyorlar. Yani şimdi düşünsenize bir insanın başına bir şey geliyor tarlada. İşte çalışırken ayağına bir çivi batıyor, bir şey batıyor, sağlık ocağına başvuruyor, tetanoz aşısı yapılıyor ve hiç itiraz etmiyor zaten. Yani tetanoz aşısı yapılmasına veya şüpheli ısırık dediğimiz durumlar Türkiye'de gerçekten çok iyi bir sağlık örgütlenmesi olduğu dönemde örgütlenmiş ve hala devam eder. Bir şüpheli ısırıkla karşılaştığınızda, kuduz aşısını başladığınızda o tüm Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına gider ve eğer o kişi aşısını olmazsa gerekirse kolluk gücü doğrultusunda aşı merkezine götürülüp kuduz aşısını yaptırırlar insana. Ama insanlarımız öyle de olmaz. Giderler kuduz aşısını da yaptırırlar. Yani o aşıya karşı bir şeyleri yoktur kuduza, tetanoza veya çocukluk çağı. Burada COVID-19 ile ilgili sorun yaşıyoruz. Nedeni, evet bir pandeminin içerisindeyiz. İnsanlar hala tam ne olduğunu anlayabilmiş değiller. Biz anlatmaya çalışsak da bazen belki dilimiz ağdalaşıyor, bilimsel o dil biraz daha ön plana çıkıyor biz anlatırken. O nedenle de insanların kafası karışıyor, tereddütler geçirmeye başlıyorlar. Ama biz bunu dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Sizlerin aracılığıyla, sizler anlatmaya devam edeceksiniz. Bunun ne kadar önemli olduğu, neden önemli olduğu, sosyal bir sorumluluk olduğu. Yani çünkü aşı sadece bireyi koruyan bir ürün değildir. Bakın, antihipertansif bir ilaç, yani tansiyona karşı bir ilaç aldığınızda o sadece sizin hastalığınızı tedavi eden bir üründür. Ama aşı öyle bir ürün değildir. Siz aşınızı olduğunuz zaman hastalığı bulaştırmayı da ortadan kaldırdığınızdan dolayı mikrop sizinle karşılaşsa bile orada bir bloğa uğrar ve başka insanlara taşımamış olursunuz hastalığı, bulaşıcı hastalığı. O nedenle bir sosyal sorumluluk olayıdır bu aşı olmak veya olmamak. Yani böyle bakmak gerekiyor olaya. O nedenle biz bir toplumsal bağışıklık oranından bahsederiz. Yani deriz ki toplumda bir bulaşıcı hastalığa karşı %75'in üzerinde aşılı bağışık birey varsa o hastalığın, o salgın hastalığın yayılımı artık durur. Kontrol altına alınır deriz. Bu böyledir. Eğer duyarlı insanlar fazlaysa tam tersine o salgın hastalık yayılmaya devam eder. Virüs veya bakteri karşılaştığı insana bulaşır ve o insan da başkalarına bulaştırarak geometrik olarak artar. Yani bir kişi iki kişiye, iki kişi dört kişiye, dört kişi sekiz kişiye bu şekilde artar. Ama bir kişi karşısındaki aşılı insana hastalığı bulaştıramadığı anda hastalık orada durur. Bulaşma zinciri orada kırılır. İşte bu nedenle önemlidir toplumsal anlamda aşılar. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Belki şu yapılabilir bundan sonra.